Kurtuluş Savaşı'nda ön saflarda yer alan, 2. İnönü'de 1. Tümeni komuta eden, 3 cephede 13 yara alan, Balkan Savaşı'nda sağ kolu sakatlansa da 1. Dünya Savaşı'nda tüm cephelerde çarpışan Kemalettin Sami Paşa. Burası Bodrum'un yaklaşık 15 kilometre kadar kuzey doğusu gibi. Arkamızda hemen Metris Tepe gözüküyor zaten. Aslında burası cephenin kuzey kanadı. Türk ve Yunan ordularının ilk ciddi çarpışması, 1. İnönü genelde Yunanlar tarafından keşif harekatı sayılır. Bu ise gerçek bir çarpışma. Zira Yunanlılar buraya 3. kol orduyla geliyorlar. Daha önce takviyeli bir tümenle tarz ediyorlardı. Şimdi ise Eskişehir'i düşürebilmek için, yani Türk ordusunun ana ikmal merkezi kabul edilen Eskişehir'i düşürebilmek için Yunanlıların Bursa'da üstlenen 3 tümeni, 7., 3. ve 10. tümenler Bursa'dan harekatla İnönü. Burada esasında bu mevziler Eskişehir'i koruyan mevziler. Buraya taarruz ediyorlar. Tabii bu mevzilerin bizim için önemi şu. Şu anda bulunduğumuz Kanlısırt 2. İnönü Muharebesi'nde Kemalettin Sami Bey komutasındaki 1. Piyade Tümeni tarafından savunuluyor. Aslında 1. Piyade Tümeni İnönü mevzilerinin ilerisinde, yani bugünkü Yenişehir Pazaryeri bölgesinde İleri mevzide konuşlanmış durumda. Yani buradan bayağı bir ileride Bursa'ya doğru, Bilecik istikametinde. Bunun amacı da şu, Bursa'daki Yunan kol ordusunun ileriye doğru harekat etmesi halinde Kemalettin Sami Bey'in görevi geciktirme. Kemalettin Sami Bey 22 Kasım 1920'de İstanbul'u terk ederek milli mücadeleye katılıyor. Kendisinin tabiyeti gereğince Mustafa Kemal'in ayrılışından 22 Kasım 1920'ye kadar İstanbul'da önemli görevler yapıyor. Bu görevin de Ankara'dan bağımsız olmadığını düşünüyoruz. Hatırlarsanız İstanbul'dan çok sayıda silah Anadolu'ya geçiriliyor. Ve bunlar arasında toplar var, büyük cephane sandıkları var, top mermileri var, binlerce depolardan kaçırılıyor. Şimdi Kemalettin Sami Bey de bir noktada İstanbul Garnizon Komutanı gibi. Şimdi Kemalettin Sami Bey'in
bir bilgisi veya desteği olmaksızın bunların yapılması da biraz zor. Anlaşıldığı kadarıyla Kemalettin Sami Bey o tarihe kadar Milli Mücadele'ye İstanbul'dan destek oluyor. Sonra bilahare 22 Kasım 1920'de Anadolu'ya geçiyor. Geçer geçmez de Ankara Garnizon Komutanlığı yapılıyor. Tabii bu önemli bir görev. Yani başkentin savunması ve asayişinden sorumlu askeri komutanlığı öyle birine, ilaleten birine vermezler. Demek ki İstanbul'dayken de önemli vazifeler icra etmiş bir kişi. Ve hemen akabinde de 7 Aralık 1920'de Kemalettin Sami Paşa'ya yeni kurulmakta olan 1. Piyade Tümeni'nin komutanlığı görevi veriliyor. Kayıtlara göre Kemalettin Sami Bey'in ilk tümen komutanlığı da bu. Yani burada açık söylemek gerekirse Mareşal Çakmak'ın ve Mustafa Kemal'in iltifatına mazhar olmuş olmalı. Çünkü böylesine iki tane önemli bir görevi yürütmek ve bu göreve atanmak kolay bir iş değil. İstanbul'da bakın 22 Kasım diyoruz. 7 Aralık'ta Ankara Garnizon Komutanı ve 1. Tümen'in komutanlığına atılıyor. 1. İnönü Savaşı'nda yani Ocak 1921'de Ankara'da tümeniyle ancak durumun nazikleşmesi üzerine 1. Tümen hemen akabinde 1. İnönü'nün cepheye intikal ettiriliyor. Yani bu bölgeye getiriliyor. Yaklaşık 16 Ocak'ta Bozüyük'te gelmeye başlıyor tümen. Bursa'daki Yunan birliklerinin ileri bir harekatına karşı ilk engelleme yapacak olan Kemalettin Sami Bey. Kemalettin Sami Bey 1. Tümen Komutanı olarak görevinin son derece farkında ve 2. İnönü Muharebesi'nin başlamasına yakın tabii bir takım istihbarat alıyor Türk birlikleri. Bu doğal olarak Kemalettin Sami Bey'e de aktarılıyor. Kemalettin Sami Bey de hem kendi tümenini hem de emrindeki 5. Süvari Alayı'nı gerekli hazırlıkları yapıyor. Yunan birlikleri ilerlemeye başladığında kademeli olarak geri çekilmeye başlıyor. Hemen solumuzdaki dağlara bakarsanız zaten o dağlardan geri çekilme başlıyor. Yavaşlatarak yani Yunan kuvvetlerini yorarak yavaşlatarak buraya doğru zaman kazandırıyor. Görevi de tabii bu geri çekilme bittiğinde de cephenin sağ kanadında mevzilerin gerisinde aslında ihtiyat olarak bulunmak ama taarruz grubu, Yunan taarruz grubu oldukça büyük. Bugünkü bilgilerimize göre Yunan taarruz grubu o tarih itibariyle 16 bin avcı eri, piyade, 250'ye yakın makinalı tüfek, 92 top ile harekete geçiyor. 3 tümen halinde yani 7. 3. 10. tümenler. Niyetleri de İnönü mevzini kuzeyden kuşatarak yani bulunduğumuz bölgeden kuşatarak düşürmek ve Eskişehir yolunu açmak. Yunan düşüncesi Eskişehir'deki ikmal merkezini imha ettiklerinde oldukça rahatlayacaklarını düşünüyorlar ikinci İnönü'nde. Yunan 3. 10. tümenleri doğrudan Kemalettin Sami Bey'in peşinden geliyorlar. Yani böyle Kemalettin Sami Bey çekiliyor bu sırtlardan, Bilecik tarafından, pazar yeri Bilecik diye bu bölgeye doğru geliyor. 3. Yunan kol ordusunda 2 tümeni, 3. ve 10. tümenler de peşinde. 7. tümen ise demin tarif ettiğimiz Kovalıca İnönü mevzilerine bir tespit manevrası yapıyor askerlikteki doğru isme. Yani o bölgedeki birlikleri tutuyor. Burada hemen 61. tümen var İzzettin Bey'in, İzzettin Çalışlar'ın komutasında. Bu grubu Deli Halit Paşa idare ediyor. Batıda ise 24. ve 11. tümenler var. 4. piyade tümeni de ihtiyatta bekliyor. Yani bizim burada 5 tane piyade tümenimiz var. 1. 3. süvari tümenleri de bunlara destek veriyor.
Tabii bu harekat başladığında önümüzde gördüğümüz düzlükten ve sırtlardan Yunan birlikleri yaklaşmaya başlıyor. Yaklaşık olarak bu gördüğünüz komple sırtta 3. ve 10. tümenler var. 10. tümen Metris Tepe'ye dayalı bu tarafa doğru. 3. tümen de daha çok Kemalettin Sami Bey'in mıntıkasında dayalı. Şimdi burada önemli bilgiyi verelim. Bu bulunduğumuz sırt Büyük Taarruz'un Afyon güneyindeki yarmasının küçük bir modeli gibi. Kemalettin Sami sağda, İzzettin Çalışlar solda, önlerinde de Trikopis. O zaman tabii ikisi de tümen komutanı. Trikopis gördüğümüz bölgeden Kanlı Sırt ve bunun doğusundaki Gündüz Bey, Üç Şehitler Tepesi, oraya da gideceğiz. Bu gördüğünüz mevzilere taarruz ediyor. Tabii Yunanlıların topları, demin dedik, o 92 top var. O tarihte top çok önemli. Bizim ise bütün Batı cephesinde 39 topumuz var. Bakın 39. Yani belki bu Osmanlı'nın 1. Dünya Savaşı'nda kullandığı top sayısının aşağı yukarı 30'da biri, 25'te biri falan. Yani Osmanlı ordusu o kadar küçülmüş ki tarihler ve işte gelip bu silahlar el konulma sonucunda işte 120 kadar makinalı tüfeğimiz var. Yunanlar bizim iki katı bir silah gücüyle taarruz ediyorlar ama piyadeleri 1,5 katı. Bizim 13 bin piyademiz var burada. Zaten sıkıntı da orada geliyor çünkü yeterince etkili bir ateş gücü oluşturamazsanız bu mevzilerde ister istemez işi süngüye dökmek zorundasınız, piyadeye dökmek zorundasınız. 1'e 1,5'ta bu tepeleri aşmak için çok yeterli bir ateş gücü değil. Mart'ta başlayan koşuşturma yaklaşık olarak 27 Mart'ta bu gördüğünüz tepeler hattına geliyor. 28 Mart saat 16'da Yunan kuvvetleri ele geçiriyor. Şiddetli çarpışmalardan sonra saat 4 dedik değil mi? Saat 5'te de biz geri alıyoruz. Sonra saat 6'da onlar bir daha alıyorlar. Bu sırtlar o şiddetli çarpışmalar sırasında Yunanların elinde kalıyor. Bizim 3 alay, Yunanların 2 alay komutanı şehit düşmüştür bu bölgede. Alay komutanlarının şehadeti bir kenara. Şimdi gideceğimiz yerde Kemalettin Sami Paşa da bu karşı iki sırtlarda, bu sırtın arkasındaki Yunan taarruzunun devamında yaralanıyor. Deli Halit Paşa yaralanıyor hemen Metris Tepe'nin arkasında. Şimdi bunlar önemli şeyler. Yani tümen komutanlarının yaralandığı, alay komutanlarının öldüğü, şehit düştüğü muharebelerden bahsediyoruz. Buranın hemen doğusunda Yunan 2. Efson alayının çok şiddetli bir taarruzu var bu sırtı almak için. Ama bu taarruzlarda alay komutanı ölüyor. Alay komutan yardımcısı da ölüyor. Yani bu ne kadar iki tarafında var gücüyle savaştığının en bariz delili. Yani bugün 2. İnönü sanki çok önemli değilmiş, küçükmüş gibi gelir ama gün şehit ve zayiat sayısını Yunan ve Türk olarak savaşılan gün sayısına böldüğünüz zaman karşınıza bir Sakarya çıkar. Toplamda iki tarafın kayıpları neredeyse 10 bine gelmiştir. Bu da günde 2 bin şehit, ölü, yaralı, hasta yapar. Sakarya'da da sayı aynıdır. Orada 22 gündür çarpışmalar. Burada oldukça, hani Türk tarafı şöyle kıyaslama yapmak gerekirse, bizim resmi rakamlarımız Sakarya'da 25 bin gibi yanlış hatırlamıyorsam. Burada 5 bine yakın, Büyük Taarruz'da 12 bin, 13 bin civarındadır bu sayılar. Baktığınız zaman Büyük Taarruz 3 hafta sürmüştür. Sakarya keza yine 3 hafta sürmüştür. Şimdi 4-5 günlük bir muharebede 5 bin kaybı çarparsanız zaten buradaki çarpışmaların Sakarya'dan veya Büyük Taarruz'un özellikle şiddetli dönemi diye kabul edilen 26-31 Ağustos arasından farklı olmadığını görürsünüz.
Metris Tepe'den Gündüz Bey'e kadar olan bölge bir ateş tufanı. Burada gözünüzü önüne getirin. Hani bir an batı tarafındaki mevzidekileri de düşünerek 92 Yunan topu bu sırtları ölüm kusuyor, bombalıyor. Bu çarpışmalarda bu sırtlar ele geçiriliyor. Bizim Türk birlikleri daha güneye çekiliyorlar, Oluklu köyüne. Orada muharebe devam ediyor fakat Türk ordusunu dağıtamadığı için, Türk ordusunu ricat etmeye zorlayamadığı için kendi çekilmek zorunda kalıyor. Tabii burada zaman zaman tabirler karışıyor. Şimdi yenilgi yenildi, evet amacını elde edememek anlamında Yunan ordusu yenilmiştir, doğru. Yani iradesini kabul ettirememiştir. Fakat biz onu hani kendi gücümüzle alt edip darmadağın bir şekilde yenmedik yani. Onu ne söyleyeyim? Geri çekilmek mecburiyetini bıraktık. Onların da kayıpları çok ağır. Tabii bu kayıpları toplam orduya göre kıyaslamak yanlış. Bunu muharip sınıf içinde kıyasladığınız zaman Türk ordusunun bölgedeki kayıpları, 13 bin piyade var. İşte 5 bine yakın kayıp var. Neredeyse %40'a yaklaşıyor. Yunan ordusu da 16 bin asker. 5 bin, o da 3'te 1, %30'dan fazla. Yani bunlar çok ciddi kayıplar. İnönü'lü muharebelerinin önemi çok fazladır esasında. Ordunun ilk test olması açısından ki geçmiştir. Yunan ordusu açısından da bugüne kadar, bu mevzilere gelene kadar nispeten çatışmalarda hep hakim, üstün olan taraf olan Yunan ordusu ilk defa burada üstünlüğünü ciddi anlamda kaybediyor. Onlar çünkü birinci dönemi hep şey diye anlatıyorlar. Keşif harekatı ki doğru yani. Az bir kuvvetle yani Türk birliklerini küçümseyerek yapılan, oysa burada büyük bir kol ordu yani Bursa'daki kuvvetlerin neredeyse tamamı 11. Tümen hariç daha Kocaeli bölgesindeki. Bu çarpışmaların nihayetinde Türk ordusu bu bölgede kalıcı olduğunu artık ilan etmiş oluyor. Yani bir kol orduyla burası yarılamadığına göre başka bir şey yapılması gerektiğini Yunanlar düşünmeye başlıyorlar. ...93 senesinde dedelerimiz gelmiş buraya işte köyü kurmuşlar. Babam Yunan'ın geldiğinde 14 yaşındaymıştı. 1921 Yunan burayı işgal etmiş. Köyümüzün üst tarafına karargah kurmuşlar. O zamanlar İsmet Paşa cephe kumandanı. İzinsiz 3 asker pazar günü çıkmışlar köye tavuk topluma. Merdivene çıkmışlar. Babaannem arka taraftan Yunan'ın askerine bir vuruyor ense köküne. O da düşmüş ölmüş. Yunan subayı gene merhametli biriymiş. Suç bizim askerimizde demiş. Bir fazla bir şeye zarar vermemişler. Dedem muhtarmıştı. Babamın babası. Çakıcı Hüseyin dede. Harp zamanı nenem anlatıverdi. Sürmüşler o hayvan kışlasını o Eyrek Bayırı'nda. Ölmemiş yani. Sabahleyin öldürmüşler. İnönü harplerinde İsmet İnönü gelmiş köyümüze, paşa. Görevini yapmıyor top subayı diye. Vurma gelmiş onu. Şikayet etmişlerdi görevini yapmıyor diye. Ayağınla iki sefer, üç sefer vuruyor böyle. Hep meşgulüm demiş komutana. Böyle uyansın diye ayağından vuruyor, kalksın diye cepheden. Mevzide komuta veriyormuştu yani atanlara. Üçüncüye vurunca ismini söylüyor komutanın, hatırlayamayacağım ismini. Komutana kalkar mısın diyor, kalkıyor.
Paşam hoş geldin diyor. Ben seni diyor vurmaya geldim de ama diyor dürbünü almış elinden bakmış karşıya. Kemik mezarlığına çevirmişler o karşıları. Aslında Oluklu köyünün eskiden olduğu yer. Bu sırtlar 2. İnönü Savaşı'nda Türk ordusunun sargı yerlerinden biriydi. Hemen aşağıda çeşmeler var. Ve muharebelerin en şiddetli hal aldığı, bizim karşı taarruzlarımızın yer aldığı 31 Mart günü hemen arkamdaki sırtlarda Kemalettin Sami Bey'in 1. Tümeni kendisinin komutası altında Kanlı Sırt ve Gündüz Bey sırtlarını, 3 şehitler sırtlarını almak için taarruz halindeydi. Ve bu muharebelerde de Kemalettin Sami Bey bizzat tümeni idare ettiği için savaş yerinden kendisi de elinden ve kolundan yaralandı. Hem Türk İstiklal Harbi'nde hem de İzzettin Çalışlar'ın yani 61. Tümen Eski Komutanı ve aynı zamanda da sağ kanat komutanı İzzettin Çalışlar Bey'in de hatıratında Kemalettin Sami Bey'in askerinin başında Oluklu'nun kuzey sırtlarında bu arkamda gördüğüm sırtlarda çarpışırken yaralandığını açık bir şekilde ifade ediyor. Kendisinin fedakarlık ve cesaretini her iki kitapta övüyor. Kemalettin Sami Bey bu çarpışmalarda yaralanınca Oluklu köyündeki sargı yerine getiriliyor. Yani bu sırtlardan aşağı Kemalettin Sami Bey'in indiğini görebiliriz. Kendisinin geldiği söylenir. Demek ki herhangi bir sedye de getirilmemiş. Düşünün kolunuzdan, elinizden şarapnelle yaralanıyorsunuz ve yine geliyorsunuz. O devrin insanları başkaymış. Burada aşağıdaki ağaçlık yerlerdeki sargı yerinde tedavi ediliyor. Temelli istila edilmiş Yunan askeri. Yakalamışlar bu mama. Belinden bağlamışlar, gavala çekmişler. Yüzyıl önce Kemalettin Sami Bey'in bu topraklarda yürüdüğünü bilmek, onun komutası altındaki askerlerin yürüdüğünü bilmek, muhtemelen burası Yunan topları tarafından dövülüyordu. Bizim mevzilerimiz de, top mevzilerimiz de yukarıdaydı. Onlar da Yunan tarafını bombalıyordu. Burası gerçekten bir harp sahasıydı. Bugün ise bütün bu kavga gürültüden uzak, böceklerin çığırdığı ve otların hışırdadığı bir yer.